Otellerin sloganı genelde şudur: rahatınız önceliğimizdir. Ama aslında öncelikleri düşündüğünüzden çok farklıdır. Muhteşem izleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Yaz gelmek üzere ve hepimizin aklı güzel bir tatilde. Peki, hayalini kurduğunuz her şey dahil otellerin sizden neler sakladığını öğrenmek ister misiniz? Cevabınız evetse hemen videoya geçelim. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 10 numara. Kimsin sen? Gitmeden önce bir oteli araştırıp internetten yorumlara bakıyorsunuz, değil mi? İşte aynısını onlar da sizin için yapıyor. Ve çok büyük ihtimalle siz daha oraya varmadan kim olduğunuzu biliyorlar. Örneğin eğer bir internet fenomeni olduğunuzu tespit ederlerse sizi ona göre karşılıyorlar. Otele giriş yaptıktan sonra da kimlik bilgileriniz jandarma ile paylaşılıyor. 9 numara, kapasite meselesi. Eğer yoğun sezonda her şey dahil bir otele gidecekseniz yer kapma savaşlarına hazır olun. Tüm odaların dolu olduğu bir otelde herkese yetecek yer yoktur. Buna sahildeki şezlong sayısını ve restorandaki masa kapasitesini örnek verebiliriz. Her şey dahil otellerde genelde kimse dışarı çıkmak istemeyeceği için yoğun bir kalabalık olacaktır. Sabah erken kalkıp şezlonga havlu atmalı veya yemek saatinde restorana ön sıralardan girmelisiniz. 8 numara, odanızdaki kasalar. Her şey dahil bir otele gittiyseniz uzun kalacağınızı varsayabiliriz. Bu süre zarfında yanınızdaki değerli eşyalar için bir önem sıralaması yapın. Ve örneğin mücevher gibi çok değerli eşyaları odanızdaki kasada tutmayın. Bunları otelin ana kasasına koydurun. Çünkü aslında oda kasaları pek de güvenli değildir ve tüm oda personeli tarafından kolayca açılabilirler. 7 numara, standart olmayan odalar. Oteldeki standart odalar sandığınız gibi standart değildir. Eğer ucuz otel odası bulan sitelerden rezervasyon yaptırdıysanız, otelin en kötü standart odalarından birinde kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Yani odanın adı standart bile olsa, ne kadar para verdiyseniz o kalitede bir odaya yerleştirilirsiniz. Bunun için oteli arayıp köşe odalardan birini istediğinizi söyleyin. Bunlar hem daha sessiz hem de nispeten daha geniş odalardır. 6 numara, her şey dahil yanılsaması. Ultra her şey dahil bir otel buldunuz, fiyatı da makul. Rezervasyon yapmadan durun ve düşünün. Sonuçta burası bir işletme ve kâr etmek zorunda. Yani kimsenin size bedavadan yiyecek içecek sağladığını düşünemezsiniz. Otelde tüketeceğiniz her şeyin parasını aslında önceden verirsiniz. Eğer ekonomik bir her şey dahil otel bulduysanız şundan emin olun. Yemeklerin ve içkilerin en ucuzunu tüketeceksiniz. Yemekler vasat, içecekler ise ucuz şarap ve tekel vodka olacaktır. 5 numara, müdavim olun. Bunu özellikle ailecek tatile çıkanlar için öneriyoruz. Eğer tatil için gitmeyi sevdiğiniz bir şehir varsa, orada farklı farklı oteller denemek yerine hep aynı otele gidin. Sürekli gelen müşteriler lüks odaları tercih etmeseler bile diğerlerine göre daha kıymetlidirler ve neredeyse VIP gibi davranılırlar. Hatta zamanla personeli de tanıdığınız için size bedavadan ekstra hizmetler bile sunarlar. 4 numara, öneri mi, reklam mı? Diyelim ki tatile gittiğiniz bölgede ilk kez bulunuyorsunuz ve otelin dışına çıkıp biraz gezmek istiyorsunuz. Her şey dahil bir otelde bile kalsanız, hazır gelmişken çevreyi gezmek isteyebilirsiniz. Burada resepsiyon çalışanlarına önerilerini sorarken dikkat edin. Sizi yönlendirdikleri restoran, kafe veya barlar otelin anlaşmalı yerleridir. Ve aslında size iyi vakit geçirmeniz için öneride bulunmazlar. Aksine alacakları komisyonu düşünürler. 3 numara, rezervasyon hilesi. Erken rezervasyon yaptırmanın daha karlı olduğu bir gerçek. Ama eğer tarihler sizin için çok önemli değilse
ve risk alma şansınız varsa şunu deneyin. Otele gitmeden bir gün önce arayıp boş yer sorun. Eğer müsait oda varsa bu ellerinde kalmış demektir. Ve odayı size satmak için oldukça düşük fiyatlar sunacaklardır. Ayrıca oteli akşam 6'dan sonra arayın. En düşük fiyatlar bu saatten sonra verilir. 2 numara, biri bizi gözetliyor. Otele ilk girdiğiniz andan itibaren tüm davranış alışkanlıklarınız kayıt altına alınır. Burada gizli bir kameradan bahsetmiyoruz. Örneğin, otelde sorun çıkartan problemli bir müşterinin tüm detayları otelin veri tabanına not edilir. Böylece aynı müşteri yeniden orada kalmak istediğinde herkes belaya hazır olması gerektiğini bilecektir. Ya da önceden odayı kötü kullanmış bir müşteri bir dahaki sefere daha düşük kalitede bir odaya yerleştirilecek ve bundan kendisinin hiç haberi olmayacaktır. 1 numara, açık büfeye dikkat. Her şey dahil otellerin büyüsü açık büfeden gelir. İstediğiniz an yemek yiyebileceğiniz sonsuz bir cennettir sanki. Ancak birçok yemeğin bitmediğini fark edeceksiniz. İşte onlar asla çöpe atılmaz. Örneğin tatlı kısmındaki bayat pastalar topluca tekrar yoğrulur ve ertesi gün üzerine biraz krema eklenerek yeni pasta yapılır. Veya dün akşamki ızgara hindiler ertesi gün soslu kuşbaşı yemek olarak karşınıza çıkar. Bunlardan kaçınmak için o an taze pişirilen sıcak büfeden şaşmayın deriz. Bizden bugünlük bu kadar. Hangi madde sizi daha çok şaşırttı? Ve bir otel ile ilgili kötü bir anınız var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.